Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün İkizler Burcu'na tarot açılımı yapıyoruz. Kendiniz için arkadaşlar, burcunuz için yani, yükseleniniz için ve İkizler Burcu bir tanıdığınız için niyetlenerek izleyebilirsiniz. Videoyu beğenen, kanala abone olan herkese niyetleniyorum. Kartlarımı size için karıştırıyorum dostlar. Şöyle bakalım. Şöyle bir 3 tane kart seçeceğim. Size mesaj olsun bugünle alakalı öncelikle. Şöyle ki arkadaşlar, genel anlamda ruh halinizle alakalı ve kartlar bugün size böyle bir mesaj versin. Size bir şey söylesin ve o konuyla alakalı böyle bir kendinize, hayatınıza ipucu bulun diye açtığım 3 kart. Gördüğüm kadarıyla para anlamında, kariyer anlamında, eğitim anlamında, yani böyle aşkla alakalı olmayan şeylerden bahsediyorum. Bu çevre edinmekle alakalı da olabilir. Hani etrafınızda hem sizi destekleyebilecek hem de sizin onları destekleyebileceğiniz insanlar, öyle bir çevre edinmek için bile uğraşıyor olabilirsiniz mesela. Bu çeşitlilik gösterebilir. Ama böyle aşktan, duygusal konulardan ziyade biraz daha rasyonel konularla, mantıksal konularla ilgili yatırımlar yapmaya çalışıyorsunuz. Bu yatırımlar sadece bir şeye böyle para verip de onları işte hallet gibi büyük bir şeyden bahsetmenize gerek yok. Bazılarınız için öyle olabilir ama bazılarınız için de şu an fikriniz vardır hani o konuyla alakalı. Diyorsunuzdur ki mesela şuradan para gelsin, onu şuraya yatırayım. Ya da diyorsunuzdur ki işte bir 5 yıl sonra işimi şöyle şöyle büyütebilirim. Belki yandaki dükkanı kendime katarım. Kendi dükkanıma katarım. Yani bu hepinizde çeşitlilik gösterebilir ama bunun gibi böyle bir plan aşamasındasınız. Şöyle bir şey var ki, şöyle bir uyarı veriyor bana kartım. Sadece hani böyle oturduğun yerde bekleyerek, zaten öyle değilsiniz de, ama böyle eğer o yana doğru evrilirseniz, derseniz ki işte bu kısmet bir şekilde benim ayağıma gelsin, ben bekleyeyim, sanki zamana ihtiyacım var gibi. Evet, tabii ki de zamana ihtiyaç var. Ancak çalışmanıza da ihtiyaç var. Bu noktada gerçekten hani nasıl denir? O motivasyon çok önemli. O disiplin çok önemli. Az da olsa işinizle, eğitiminizle, paranızla alakalı, birikim yapmakla alakalı azıcık da olsa böyle küçük küçük adımlarla ilerleyin ki hiç böyle gerileme aşamasına gelmeden o hayalinizdeki planı gerçekleştirebilin. Kısmetiniz var mı bu istediğiniz fikirle alakalı diye soracak olursanız, var. Gayet güzel şekilde görünüyor. Sadece sizin o kısmeti görmeniz, fark etmeniz gerekli. Mutlaka gözleriniz açık olsun. Önünüze geçen her fırsatı, her kısmeti değerlendirin diyor. Benim kartlardan anladığım bu dostlar. Devam edelim. Şimdi parayla alakalı devam edelim. Biraz sıkıntıdayız parayla alakalı sanki. Düzelecek de bu geçtiğimiz haftalarda ve şu anda da sıkıntılıyız aslında. Yani nasıl diyeyim? Sanki bir yerlere para vermeniz gerekiyordu. Bu nasıl söylenir? İşte faturalar falan birikmiştir ya da aidat olabilir. Çok çeşitli olabilir yani. Taksitle bir şey almışsınızdır. Onun taksitleri sizi sıkıştırıyordur. Bu özellikle 2-3 şey hayatınızda sizi biraz sıkıntıya uğrattı. Aslında onlar olmasa, hani onları ödemeniz gerekmese, güzel bir ekonomik düzeniniz var. Ama onlar işin içerisine girince birazcık sizi para olarak zorladı. Şu sıralarda biraz kafanız karışık. Hani nereden artırıp nereye yetirsem gibisinden düşünüyorsunuz ama önümüzdeki günlere baktığımızda artık nereden gelir bilmiyorum ama güzel bir para geliyor, yüksek bir para geliyor ve artık bu sıkıntılı durumun içinden tamamen çıkıyorsunuz. Kariyer ve eğitimle devam edelim. Kartlarımızı alıp. Şimdi arkadaşlar, yakın geçmişinize baktığımızda aslında her şey güzel. Zaten ilk başta da söylediğim gibi. Ancak şu sıralar böyle bir karar eşiğindesiniz. Sanki seçim yapmaya mı çalışıyorsunuz diyeyim, bir haber mi bekliyorsunuz diyeyim. Onunla alakalı çok hoşunuza gitmeyecek bir gelişme olacak. Zaten karta baktığımızda aslında o enerjiyi siz de hissedebilirsiniz. Bu size nasıl söyleyeyim? Belirli bir noktada zarar verecek. Ama tamamen hani eğitim veya kariyer hayatınızı bitirmeyecek bir olay. Belki tam istediğiniz gibi olmayacak. Belki gönlünüze yattığı gibi tam anlamıyla olmayacak. Ama belki de daha hayırlı şekilde gerçekleşecek. Belki de daha güzel şekilde gerçekleşecek. O yüzden sizin buna, bu
Bir süre sonra böyle saçma sapan kelimeleri telaffuz etmeye başlıyorum. Sizin bu noktada yapmanız gereken şey sabırlı olmanız ve olayın bütününe bakmanız olacak. Yani yaşayacağınız kayıp, o beklediğiniz haberin gelmemesi mesela örnek olarak veriyorum. Ya da iş ve eğitim hayatınızda yaptığınız herhangi bir hata. Buna işte eğitim veya kariyer hayatınızı bitiriyormuş gibi bakmayın. Öncelikle böyle bir bütün resme bakmanız gerekli. Size ne kadar zarar vermiş ona bakmanız gerekli. Bu bir hataysa da, bu bir yanlışsa da, bu kötü bir şeyse de bir noktada sizin hayatınıza belki küçük bir darbe verecek ama tamamıyla sizin hayatınızı etkilemeyecek. O noktada sabırlı olup bütün resme bakarak devam ederseniz çok daha hayırlı olacağını söyleyebilirim size. Bunu söylememin sebebi de hani ısrarla anlatmamın sebebi de böyle bir durum yaşarsanız hani kendinizi çok kötü hisler içerisinde bulmayın. Hani acaba çok mu kötü olacak? Başıma felaketler mi gelecek? Gelmeyecek. Sadece bu başınıza gelecek şey sizi daha fazla düşünmeye sevk edecek. Sizi daha fazla nasıl diyeyim işte işinizle alakalı daha şeyler daha böyle farklı şeyler keşfetmenize sebep olacak. Ya da eğitiminizle alakalı daha farklı seçenekler keşfetmenize sebep olacak dostlar. O yüzden bu kötü olayı yaşadığınızda hemen işte hayatım tamam bitiyor çok üzüldüm işte eğitim iş hayatım mahvoldu gibi düşünmeyin diye söylüyorum. Devam edelim. Aşkla bakalım. Aşkla alakalı. İlişkisi olmayanlarda şöyle bir şey var. Şu sıra sanki konuştuğunuz birisi var arkadaşlar ya da hoşlandığınız, beğendiğiniz birisi. Öncelikle ondan size karşı bir adım gelmeyeceği görünüyor kartlarda. Devamına bakalım. Ama başka birisinden gelecek. Yani böyle belki tanımadığınız, belki çok beklemediğiniz birisinden size karşı bir adım geliyor. O kişiyle ilgili ne düşüneceksiniz diye bakalım. Aşklar kartı. Arkadaşlar ilk başta bir üzülüyorsunuz. O zaten yani şu karta baktığınızda böyle bir hayal kırıklığı izlenimi zaten size de veriyordur. Şöyle kartların hepsindeki bağa baktığımızda aslında bu geçtiğimiz haftalarda kendinize demişsiniz ki bu sefer o kişiyi elde etmek için, elde etmek demeyeyim de o kişiyle birlikte olmak için bir şey yapacağım. Ya da o kişiye hislerimi belli etmek için bir şey yapacağım. Ya da aşk hayatımı işte o kişiyi sokmak için bir şey yapacağım. Böyle bir karar alındı. O kişiye karşı belki hislerinizi belli ediyorsunuz. Şu sıralar hani daha da fazla evet senden hoşlanıyorum gibisinden mesaj vermeye çalışıyorsunuz. Ya da aşk hayatınızda bir yenilik yapmaya çalışıyorsunuz diyeyim. Ama bu istediğiniz gibi olmayacak. Böyle bir üzülme dönemi var. Çok uzun sürmeyecek yani. Ben bir hafta süreceğini düşünüyorum maksimum. Böyle bir hayal kırıklığına uğrama, bir şaşırma dönemi olacak. Onun ardından yeni bir kısmet görünüyor. O sizin işte hayatınızın aşk olacağını düşünüyorum açıkçası ben böyle. Çünkü en beklenmedik olmadık saçma sapan bir anda gelecek. Bundan kaynaklı da ben güçlü bir ilişki olacağını düşünüyorum aranızdan. İlişkisi olanlara bakalım. Evli olan, sevgili olan, nişanlı olan hiç fark etmez. Geçmişinize baktığımızda her şey çok güzel. Şu sıralar biraz sıkıntı var. Tartışıyorsunuz belli başlı sebeplerden dolayı. Özellikle parayla alakalı tartışıyor olabilirsiniz. Yani maddi zorluklar içerisinde olmanız ya da maddi anlamda birlikte bir karar vermeye çalışıyorsunuz. Ama ikinizin kararları uyuşmuyor. İkiniz de birbirinizin iyiliğini istiyorsunuz. Ama ortak bir noktaya varmak istiyorsunuz. Peki nasıl ilerleyecek diye bakacak olursak da varıyorsunuz. Gayet güzel olacak. Zaten asansımız çıktığında yani bu kartın enerjisi çok güzel. Ki kupa onlusu kartımızın, para onlusu kartımızın enerjisi de çok güzel. Her ne sorun yaşıyorsanız tamamıyla yok olacak. İkinci, üçüncü şahıslarla alakalı sorunlarınız varsa onlar da yine aynı şekilde tamamen yok oluyor. Gayet güzel bir enerjiyle ilişkinizin devam edeceğini gösteriyor bana kartlar. Bu şekilde arkadaşlar umarım size faydalı olmuştur. Eğer özel olarak fal baktırmak istiyorsanız bana Instagram'dan ya da TikTok hesabından yazabilirsiniz. Yine Lilith Tarot Fal olarak geçiyor. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve böyle merak ettiğiniz bir soru varsa onu da yine aynı şekilde yorumlarda yazabilirsiniz dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.